Başlangıç olarak öğün saatlerini düzenleyerek başlayabiliriz. Kahvaltı, öğle ve akşam öğünü alışkanlığımız muhakkak olmalıdır. Ve bu üç öğünü de öğün saatleri çok geciktirmeden yapmalıyız. Bu sayede bazal metabolizmanız daha iyi çalışacaktır. Metabolizmanızın iyi çalışması ve metabolizmanızın düşmemesi kilo kaybımız ve kilo kaybın sürdürülebilmesi açısından çok önemlidir. Çünkü uzun süreli diyet yapan kişilerde kilo kaybı sırasındaki duraksamalar bu kişinin motivasyonunu bozacaktır. Bu motivasyonun kırılmaması için vücutta kilo verme sürecinde özellikle kas kaybı değil yağ kaybı hedeflenmelidir. Ve bu sayede kilo verme devamlılığı sağlanacaktır. Önemli olan öğünleri düzenlemek. Peki bunun sonrasında ne yapacağız? İçeriğini tabii ki de dengede tutmak gerekiyor. Çünkü metabolizmamız bir denge ile çalışır. Vücudumuzun ana besin ögeleri var. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller ve aynı zamanda sıvı. Bu dengeyi bozmamak gerekiyor. Ama önemli olan bunların ölçülerini doğru miktarlarda tüketmek ve belirli porsiyon aralıklarında tüketmektir. Özellikle tatlı karbonhidrat alışkanlığı elbette ki olacak. Fakat bunun sıklığı haftada 1 veya 2'ye indirilebilir. Eğer kişide diyabet, koroner hastalıklar veya da bir takım hastalıklar varsa bu kişinin diyeti elbette ki daha farklı şekilde hazırlanmalıdır ve kişiye özel olmalıdır. Günlük tükettiğiniz sıvı tüketimi yaklaşık 8-10 bardak arasında olmalıdır. Ve bu suyun öğün öncesi veya öğün sırasında ya da öğün sonrasında tüketimi tamamıyla sindirim problemlerine göre de değişebilmektedir. Aynı zamanda elbette ki özellikle obezitenin sebebi olan hareketsizliğimizi azaltmak adına günlük hareketimizi artıracağız. Ve mümkünse de kardiyo öncelikli olacak şekilde haftada 3 gün, 4 gün minimum 40 dakikayla başlayarak fiziksel aktivite ekleyeceğiz.